Merhabalar sevgili Başak Burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum bugün sizler için 7-13 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Her şey gönlünüzce olsun her şey mükemmel olsun diyorum. Bakalım bu hafta bu güzel haftada sizleri neler bekliyor? Sizleri çok güzel bir aydınlık bekliyor hadi bakalım. Şu sıkıntılık kısmı çıkaralım normalde aksa kendisi akar. Ama tabii ki bizim onu bekleyecek bir vaktimiz yok. Ama akışından şunu söyleyebilirim. Tek parça şeklinde akmadı. Baştan küçük küçük çözüle çözüle geldi. Güldü. Dedi ki ben sıkıntıyım ve gidiyorum. Sonra 2-3 parçada farkındaysanız büyük büyük attı kendine ve bitirdi. Yani arkadaşlar bir şeyler baştan az olabilir. Kazandığınız para az olabilir. Yani görüşüyoruz ama hala soğuk davranıyor. Bakın bir şeyler var ama az az. Çok diyemem ama zaman içerisinde biraz daha işiniz, gücünüz, sıkıntınız, belki yatırımlarınız ona göre büyüyecek. Başta küçük küçük daha sonrasında sıkıntınız ya da yatırımlarınız hani ona göre çözülebilir. Biraz zaman dediğim gibi başta bir şeyler küçük az olduğunda öf ben bunu bekleyemem edemem demeyin. Biraz zaman tanımak güzel olabilir çünkü bakın sıkıntı bir yerden sonra Üç büyük aşamada pat 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 çıkıyor. Önemli olan demek ki biraz bir şeyleri bekleyebilmek diyelim. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. İçiniz tertemiz. Gerçekten yani <laughs> bakar mısınız şuraya? Işıl ışıl ışıldıyor. Maşallah inşallah geleceğiniz içiniz de aynı bu şekilde. Pırıl pırıl pas parlak olur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığım zaman. Çok güzel bir ayınız var. Yalnız bu ay biraz daha büyüyen ay gibi görünüyor. Yani artık başlangıcı çoktan geçmişsiniz. Bir ilerleme dönemindesiniz. Özellikle bazı şeyler fazlasıyla büyüyebilir. Dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Burada çok fazla insanlar var. İnsanlarla olan ilişkileriniz büyüyebilir. Soldan geldikleri için evet iyi ilişkileriniz de büyüyebilir, gelişebilir ama problemler varsa problemler de büyüyebilir. O yüzden biraz daha hani daha bu haftaya girmeden bir an önce hani bir soğukluk varsa ya tamamen kesin ya da hemen yani arayı düzeltin diyebilirim bununla alakalı olarak. Şimdi buraya geldiğim zaman. Burada arkadaşlar resmen hayatınızdaki sıkıntılar, problemler, sizin hayatınızda iyi olabilecek şeylerle alakalı önünüze kısıtlayan birçok şey. Yani buradan çıktı, akta gitti bu bir. İkincisi şuralara baktığım zaman ben burada yağmur yağıyormuş gibi bir etki görüyorum. Bu tamamen bir berekettir. Ve şöyle uzun olanlar, şu şekilde uzun 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 çubuk gibi olan kısımlar genellikle eril olayları anlatır. Para, para kazanma, baba ve baba tarafı ile ilgili olan olayları, tarih, zaman, böyle devletle alakalı işler Bunlar bir şeylerin ayarlanması, çok iyi düşünülmesi, bir şeylerin planlanması. Bakın keyfinize göre değil, belirli bir düzene göre yapılması gereken şeyler varsa, biraz çalışkanlık, dirayet, verimlilik gerekiyorsa, kararlılık gerekiyorsa bu işlerle alakalı. Ya da barışacaksanız o insanla içinizden geldiği için değil. O işin yürümesi için o insanla aranızın iyi olması gerekiyor. İş yerinde küssünüzdür ama Belki orada kalabilmek için, belki orada işlerin ilerlemesi için gene de e, bu eril enerjinin yardımıyla orada hala işlerinizi devam ettirebilirsiniz. Böyle bir olay var. Onun haricinde çok güzel bir balığınız var arkadaşlar. Yukarıya doğru gidiyor. Hatta güzel bir haberle sizin hayatınıza gelebilir diyeyim. Bir de burayı söyleyeyim. Bakın burası sağ tarafta. Zaten bir süreden beri bir şeyin yolunu bekliyormuşsunuz. Yoldan sanki sizin elinize pıt bir şey düşüyor. Ah! Benim elime haber geldi. Şimdi asıl yükselişi gerçekleştirebilirim gibi bir enerjiniz görünüyor. Bunu da söylemek isterim. Özellikle ikili ilişkilerde bitmeye yakın bir şeyler varsa, yani bu artık sonlandırma, bitirme anlamında, burada tekrardan bir e, enerjisel olarak değişim yaşayabilirsiniz. Ya beni kabul etmediler gibi bir durumunuz varsa, hani iş görüşmeleri için ya da ilişkinizde bir şeyler bittiyse, karşı taraf sizin e, düşüncelerinizi kabul etmediyse, Bununla alakalı olarak düşüncelerinizi, fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettirebilir. Veyahut da dediğim gibi belki aile ilişkilerinde, belki başka bir şeyle alakalı düşünceler olsun vesaire. Bakın buralarda ikili ilişkilerde çok güzel bir dönem görünüyor. Çeşitli güzel geri dönüşler dahi alma ihtimaliniz var. Ve dediğim gibi yoldan elinizde bir şey düşüyor ve bu size bayağı yukarıya yani bakar mısınız sanki sıçratıyor sizi yukarıya doğru ve sizi çok yukarıya taşıyabilecek bir olay olarak görünüyor. Buraya geldiğim zaman buradasınız. Elinizde bir tane böyle vudu bebeği gibi bir şey tutuyorsunuz. Ve arkadaşlar bakın düşünceleriniz anı çok etkiliyor. Gelecekte kendinizi görmek istediğiniz bir yer var. Bu sadece şöyle düşünmeyin. Aa, ben kendimle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. çoluk çocuğumu anamı babamı düşünüyorum sadece diyorsanız bile. Sonuç olarak işte şu mesleğe sahip kişinin annesi babası değil mi şu ya? Şu şunun şöylesi değil mi? Şunun eşi değil mi? Yani ileride birinin eşi olacaksınız. Sizin kendi meslek seçimleriniz. E, ya şunlar yeni yazlık alan komşuların değil mi senin? Yani bakın orada size isterseniz bir sıfat kazandırıyor. Ünvan demeyeyim ama bir sıfat kazandıracak bir şey var. Ya şu şey değil mi? Çocuğu tıp kazananın annesi değil mi? Gibi gibi. Yani bunun gibi şeyler olabilir. E, ve bununla alakalı olarak şimdiden birilerine bunun baskısını, şimdiden bunun ön konuşmalarını, bak ben şimdiden seni uyarıyorum. Gelecekle alakalı konularda. Diyerek, çünkü şöyle bir şey arkadaşlar bakın. Yani ileride laf çıksın istemiyorum. Ya da ben ileride benimle ilgili şöyle 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 bahsedilsin istiyorum. O yüzden şimdiden ailemi, işimi, gücümü, paramı, malımı, mülkümü ayarlamak istiyorum. Şu şey değil mi ya yeni yazlık alanlar? İşte öyle denmesi için şimdiden para biriktiriyorsunuz gibi diyebiliriz. Şimdiden ona göre çok çalışıyorsunuz, çok çabalıyorsunuz. Mahkemeleriniz varsa ona göre bir avukatla anlaşıyorsunuz. Belki Aa, ne kadar kilo vermiş denilsin mi istiyorsunuz sizinle alakalı. Şimdiden buna dair böyle bir vücut olarak belki zihin olarak bir hazırlık döneminiz olabilir. Yani şimdiden geleceği düşünerek yaptığınız bazı şeyler var ama özellikle ayın 9'u bunu size yoğun bir şekilde getiriyor diyebilirim. İleride nerede olacağınıza, ne, kim olacağınıza, nasıl bir sıfat kazanacağınıza şimdiden karar veriyorsunuz. Kendi elinizde ise zaten bunu yaparsınız. Ama onun haricinde sevgili arkadaşlar dediğim gibi başkalarıyla da yani... Çocuğunuzla ilgili ise çocuğunuzu şimdiden hani o yola doğru yönlendiriyorsunuz. Partnerinize ona göre bir yönlendirme olayınız var. Sol tarafa geldiğim zaman ben ne görüyorum? Ben sadece yolları görüyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kadar yolunuz var. Maşallah diyorum gerçekten çok fazla yolunuz var. Bunlardan tabii ki bazıları mesela bakın burada güçlerinizi birleştirmeye çalıştığınız bir insan var. Ve e, konuştuklarınızı planlamaya yavaş yavaş başlamışsınız. Buraya geldiğim zaman hem bir A harfi hem de birazcık lama görüntüsü var lavanın baş kısmı görünüyor. Bunun iki anlamı vardır. Bir başlangıç yaparsanız yalnız yaptığınız başlangıç arkadaşlar size birazcık maliyetli olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani yeni bir iş bile açacaksanız burada sizden maddi anlamda bir gider oluyor. Bunun gibi bir durumu anlatır. Yanında zaten çok güzel de bir kağıdınız var. Maddi anlamda götürüsü olduğu kadar demek ki getirisi de olacak bir şeyler yapabilirsiniz. Burada yanlamasına olan kağıtlar genellikle sizin bakış açınızın değişmesini anlatır. Bakış açınızın demek ki değişmesiyle birileriyle birlik, beraberlik gibi konularda daha rahat ettiğinizi söyleyebilirim. Şu tamamen böyle bir yere gitme gelme ile alakalı planlar aralarda gördüğünüz gibi şeyler var nasıl diyeyim sizlere kapı gibi şeyler var bunlar bir geçiş döneminde olduğunuzu anlatıyor ara ara sizin yolunuzu tıkamaya sizi bulunduğunuz yoldan çok fazla çevirmeye çalışanlar olmuş aklınızı çelmeye ya da sizin hayatınızdaki kişilerin size karşı olan davranışlarıyla alakalı onların akıllarını belki çeldirmeye çalıştılar ama bu dönemde şurada bakın gördüğünüz gibi böyle ördek gibi bir şey var bu yol iptal olur. Buradan devam edersiniz. O an için sizi üzmüş, kırmış, ilişkinizi, hayatınızı, işinizi, gücünüzü bozmuş olabilirler. Demoralize olmuş olabilirsiniz. Ama şimdi tekrardan bakın devam ettiğiniz bir yol bu bir basamak olarak bu sefer karşınıza çıkıyor. Yolunuz da gayet açık. Buraya geldiğim zaman bunun altı birazcık karmaşık görünüyor. Adında soyadında H, E, U, C harflerindeki birisi var. Ve arkadaşlar bu kişi Sürekli olarak karşınıza çıkıp vazgeç, boşver yapma gerek yok, aman ne uğraşacağım boşver deyip deyip sürekli olarak her aşamada yani sözleniyorsunuz boşver ya vazgeç şimdiden, nişanlanıyorsunuz vazgeç, tam evleneceksiniz bak hala vaktim var vazgeç gibi Ya yani bu iş hayatınız olsun, iş kuracak olun, ne yaparsanız yapın sizi sürekli olarak... Yani yapacağınız güzel bir şeyden vazgeçirmeye çalışıyor. Yani yapamazsın ne demezsin boşuna bak masraf ediyorsun. İşte uğraşma sen onların dengi misin bilmem ne. İşte çocuğunuzun belki velayetini almaya çalışıyorsunuz yapamazsın ne demezsin tek başınasın zaten. Yani sürekli sizi böyle üzen bir insan var. Bir baskı görüyorsunuz ve buna rağmen ben ilerleyebilen bir e, Başak Burcu gördüğümü söyleyebilirim. Devam ettiğimde burada güzel bir yol var. Şu alanda bir yol var ama bu biraz arkadaşlar kanatlarınızı açıp uçma ile alakalı tamamen böyle borçlu sıkıntılı insanlar ya da ortamlardan özgürleşme ile alakalı şu kısma geldiğim zaman. Burada iki kişi sanki böyle bir denk gelmişsiniz. Aşk olabilir. Başka bir şey olabilir. Güzel bir şans denk gelip burada yolunuzu devam ettirebilirsiniz. Gene güzel kağıtlarınız var bu arada. Ve hani eğitim olur, para olur, yatırım olur hiç fark etmez. Güzel belki onay kağıtlarınız var. Buraya geldiğim zaman bu tamamen yol ve ilerleme ile alakalı bir durum olarak görünüyor. Ve dediğim gibi elinizi açmışsınız. Sanki elinize gelen şey sizi yukarıya doğru fırlatıyor. İçinizde de maşallah e, tertemiz gördüm diyebilirim zaten şu yolların güzelliği başlı başına yeterli sizi sol taraftan kurtaracak olan şeyler bakın görüyor musunuz birisi sanki sırtı sırtında bir yükü var sanki havuza dalacak gibi ellerini böyle hani ileri uzatıyorlar ya. Aynı öyle yapmış sizin hayatınıza dalmayı sizin hayatınıza giriş yapmayı bekliyor. Siz de buradasınız kollarınızı ona doğru uzatmışsınız arkadaşlar. Yani kalkıp da bu kişi size cephe almış gibi değil. Hatta bakın bumerang gibi görünüyor. Demek ki birileri bakın hani bu dönerse bu kişiyi affederseniz başkaları da bundan. E, hani şey kendine pay biçip onu affettiyse bizi de affeder değil? Sizin hayatınıza gelmeye çalışabilirler. Bu dönem destekçileriniz biraz daha görünüyor dediğim gibi iletişimin kuvvetli ve güzel olduğu bir dönemdesiniz bir de burada arkadaşlar bir alan açıldı güzel bir şey hayatınıza yeni bir şeylerin girmesiyle alakalı engellerle karşılaşıyorsanız bakın şuralardan böyle bakın yol açılıyor görüyor musunuz yani şey su gibi akıyor bir size burada bir yol açılıyor Bir de burada kafa kafaya vermişsiniz birisiyle bir ortak bir düşünceniz var Belki yeni bir şeyler yapacaksanız, bunun için önceden maddi manevi düşünceler içerisine girebilirsiniz zaten çok fazla yolunuz vardı böyle bir şeyin gelmesi, yani üç tane birden akışın olması e, belli bariz sanki Arkadaşlar şey gibi orta kolay zor İşte bir ayda halledilir iki ayda halledilir 3 ayda halledilir gibi sanki bakın birbirinden farklı olay bir aşk biri para biri bambaşka bir alan yani böyle bir şeyler görünüyor. Belki burada yalnız hallediyorsunuz. Belki burada topluca bir işiniz var. Burada iki kişi hani evliliktir şudur budur. İki kişi belki halletmeniz gereken bir olay. Üçü de birbirinden farklı. Üç tane niyet görünüyor. Hepsi çok çok güzel. Ama özellikle şu hani kolay dediğim basit dediğim tek başınıza hallediyorsunuz dediğim alan diğer her şeyin önüne geçiyor diyebilirim. Benim sizler için söyleyeceklerim de bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.